Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Nisan yorumlarıyla karşınızdayım. E, Nisan ayı biraz hareketli bir ay olacak. Çünkü e, öncelikle 8 Nisan'da yaşanacak olan bir güneş tutulmamız var. Hemen akabinde e, Jüpiter'le Uranüs'ün bir kavuşumu var. Ve bu iki göksel hareket gerçekten hayatımızda ani beklenmedik hızlı gelişmeleri beraberinde getirecek. E, Merkür'ün retrosu da var tabii ki. E, ve tutulmanın etkileri bu Merkür retrosu. Şurası ile beraber kavuşuyor. Kironla da kavuşuyor. Bu sebeple yoğun bir trafik yaşatacak bizi. Ee, birazdan tek tek burçlara özel yorumlarımı yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olur. Bildirim zilini açar. Beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca kampanyamız bu ayda devam ediyor. Ee, doğum haritası analizi, 2 yıllık öngör analizi ve doğum saati tespiti hepsi birlikte. Kampanya fiyatımız 1750 TL. Eğer bu danışmanlıktan yararlanmak istiyorsanız bizimle WhatsApp hattımızdan irtibata geçebilirsiniz. Merhaba Yengeç Burçları ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar. Evet arkadaşlar Nisan ayında tutulma, güneş tutulması yaşanacak Koç Burcu'nda bir de Jüpiter ve Uranüs kavuşum yapacak. Bunlar sizin 10 ve 11. evlerinizde gerçekleşecek. Tabii ki bu tutulmanın enerjisi öncelikle Uzun zamandır beklediğimiz terfi, atama, e, yükselme gibi bir konumuz varsa burada gerçekten atama ve terfi ile ilgili önemli bir gelişme olacak. Belki de size öyle bir sorumluluk verecekler ki e, hem maaşınız hem e, e, makamınız yükselecek gibi de duruyor. E, burada sadece sorumluluk almayı bilmelisiniz, yapabilir miyim diye böyle cesaret e, Düşünmeden atlayın derim yani öyle söyleyeyim. Çünkü e, siz bir öncü bursunuz her şeyden önemlisi. İş kariyerde de böyle yükselme fırsatını bulunca hemen oraya adapte olacaksınız hızlıca diyebiliriz. E, ve bu yükselişiniz. E, veya bu e, ilerlemeniz biraz çevrenizdeki insanlar tarafından e, kıskanılmanıza da sebebiyet verebilir. E, bunun temel sebebi şu: aslında dördüncü ev, yani siz e, atama ile ilgili bir e, durum yaşadınız diyelim, ya da bir iş buldunuz, ama bu iş şehir dışında olabilir veya semt olarak size uzak bir yerde olabilir. E, bu yüzden evinizi taşımak isteyebilirsiniz ya da evden ayrılmak isteyebilirsiniz. E, bu durum biraz ailenizin e, işine gelmeyecek gibi. İşte sen buraya gideceksin ama biz yalnız kalacağız. Nasıl olacak falan diye. Onların ne düşündüklerini biraz umursamadan davranmalısınız arkadaşlar. Çünkü bu e, çok önemli bir fırsat ve bu fırsatı değerlendirdiğinizde maddi manevi gücünüzü elinize almış olacaksınız. E, ve bu belki bir şehir değişikliği yurt dışına gitmek yurt dışında iş bulmak gibi bir konuya da eşitlenebilir ya da sizden farklı bir şehirde başka bir iş fırsatı olabilir yine dediğim gibi atama ile beraber Bulunduğunuz şehirden bambaşka bir şehre taşınmak istiyor olabilirsiniz ve bu durumda e, bazen ailenizi arkada bırakıp gitmek zorunda kalabilirsiniz ama buna değecek arkadaşlar bunu unutmayın. E, siz bir yengesiniz bu yüzden işte sevdiklerinizden ve ailenizin uzaklaşmak istemiyorsunuz ama bu uzaklaşma sanırım e, biraz iyi gelebilir. Yani öyle bile olmasa hani aynı şehirde yine iş dolayısıyla bir fırsat yakaladığınızda aile bireyleri bunu onay vermeyebilir. Yani bu işte başarılı olabilecek misin? İşte bu iş para kazandırır mı? Ee, bir cesaret girdin ama buradan işte para kazanılır mı diye sizi biraz eleştiriyor olabilirler. Moral motivasyonunuzu düşürmek isteyebilirler. Burada manipülasyonlara uğramayın derim. Yani yapmak istediğiniz, hedeflediğiniz her şeye ulaşabilecek güce, kuvvete sahipsiniz. Ee, sizi aşağı çeken enerjileri bir kenara bırakıp hedeflerinizi kitlenin diyebiliriz kısacası. Tabii ki eee ee, belki de bulunduğunuz şehirde işte bir flörtümüz var ve bu değişiklik biraz e, ilişkinizi de sekteye uğratabilir. Ama zaten e, size oldukça e, sıkıntı ve problem yaratan bir ilişki bu. Belki de e, onun hayatımızdan uzaklaşması ve çıkması çıkması belki hayatımızda çok daha e, pozitif bir olay yaşatacak gibi duruyor arkadaşlar. Ay sonuna doğru ilişkilerimizde de bir kriz yaşama ihtimalimiz var. E, bunun da altını çizmek isterim. Umarım en iyi şekilde değerlendirsiniz. Hoşçakalın.